Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar şu an mecliste konuşuyor, bütçe sunumunu yapıyor. Hemen o noktaya dönüyoruz. Bir il, 811 yerleşim yeri ve 214 organize sanayi bölgesine doğalgaz arzı sağladık. Yani nüfusumuzun %83'ünü doğalgaz kullanma imkanına kavuşturduk. Ve bu sayede vatandaşlarımızın daha konforlu bir yaşam imkanı sunarken aynı zamanda şehirlerimizin hava kalitesini arttırdık. Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri, 2017 yılında kamuoyuna duyurduğumuz Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında yeni bir vizyonla kendi sondaj ve sismik araştırma gemilerimizle petrol ve doğalgaz arama ve üretim stratejisini hayata geçirdik. Bu doğrultuda Fatih sondaj gemimizle Karadeniz'de Sakarya gaz sahası adını verdiğimiz sahada 2020 yılı Ağustos ayında tarihimizin ve 2020 yılı için dünyadaki en büyük offshore denizlerdeki doğalgaz keşfini yaptık. Hemen ardından bu doğalgazı 2,5 yıl gibi rekor bir sürede karaya çıkararak milletimizin hizmetine sunduk. Diğer taraftan ülkemiz kara alanlarında yine bugüne kadar yapılmış en büyük petrol keşfini Şırnak'ta Gabar bölgesinde gerçekleştirdik. Dün Gabar'daki keşfimizin birinci yıl dönümüydü. Şehit astsubayımız Esma Çevik ve şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın adını verdiğimiz bu iki sahada şu an itibariyle günlük yaklaşık 30 bin varil petrol üretim seviyesine ulaştı. İnşallah üretimi 2024 yılı sonunda 100 bin varile çıkarmak üzere çalışmalarımıza yoğun şekilde devam ediyoruz. Bu vesileyle her iki şehidimizi de bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Yıllarca adı terörle anılan bu bölgemiz artık üretimle, istihdamla ve kalkınmayla anılıyor ve adeta petrol ve enerji üssü haline geliyor. Allah'ın izniyle yapılacak yeni keşifler ve ilave yatırımlarımız sayesinde Şırnak ve civar illerimiz göç veren değil, göç alan bir konuma gelecek, ekonomileri büyüyecek ve buradaki vatandaşlarımızın refah seviyelerinde önemli artışlar olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak buradan milletin kürsüsünden bir kez daha belirtmek istiyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde onun verdiği hedefler doğrultusunda yürüttüğümüz kararlı çalışmalarla petrol ve doğalgaz üretimimizi artıracağız. Buradan elde edilen gelirleri de başta aile ve gençlerimiz olmak üzere aziz milletimizin tüm fertlerinin hizmetine sunacağız. Enerji ithalatındaki ezberleri bozacak ve inşallah dışa bağımlılığımızı ülkemizin gündeminden çıkaracağız. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, son 21 yılda ülkemizdeki elektrik talebi önemli bir büyüme kaydetmiştir. 2002 yılında 133 terawatt saat seviyesinde olan elektrik tüketimimiz 2022 yılında 331 terawatta 2,5 kat artarak ulaşmıştır. Bu yüksek talebi karşılamak amacıyla AK Parti hükümetleri döneminde uyguladığımız politikalarla 2002 yılında 32 bin megawatt seviyelerinde olan elektrik kurulu gücümüzü 106 bin megawattın üzerine çıkardı. Bir taraftan bu yüksek talebi karşılarken diğer taraftan çevreye daha duyarlı ve daha müreffeh bir gelecek için elektrik üretimimizde yerli ve yenilenebilir kaynakların payını artırıyoruz. Hali hazırda kurulu gücümüzün yerlilik oranı %66, yenilenebilir enerji oranı ise %55 seviyesindedir. Gerek yenilenebilir enerji kaynak destek mekanizması, gerek yenilenebilir kaynak alanları ile ülkemizin toplam enerji kurulu gücünü ve üretimini hızla artırırken temiz enerji dönüşümünün öncü ülkelerinden biri haline geldik. Bu kapsamda ülkemiz Avrupa'da jeotermal enerji kurulu gücünde birinci, hidroelektrik kurulu gücünde ikinci, rüzgarda yedinci ve güneş enerjisi kurulu gücünde ise sekizinci sırada yer almaktadır. YEKA uygulaması kapsamında Avrupa'nın ilk ve tek tam entegre güneş paneli fabrikası ile bu fabrikada üretilen panellerle kurulan ve bölgemizin en büyük santrali olan Konya Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'ni de hizmete aldık. Ve bununla birlikte Türkiye'de güneş paneli üretiminde %77, rüzgar türbini üretiminde %60'lık yerleşme oranına ulaşarak ülkemizin bu alandaki teknolojik dışa bağımlılığını azalttık. Ayrıca enerjiye erişimin temel unsuru olan elektrik altyapımızın gelişimi ve modernizasyonuna yönelik adımlarımız sonucunda elektrik iletim ve dağıtım hattı uzunluğumuzu yaklaşık 1,5 milyon kilometreye çıkarttık.
ülkemizin dört bir köşesine güvenilir ve kesintisiz bir enerji, iletim, dağıtım altyapısını tesis ettik. Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri, artan enerji ihtiyacını kesintisiz şekilde karşılayabilmek, daha çok yenilenebilir enerji kaynağını devreye alabilmek ve 2053 yılı net sıfır karbon hedefimize ulaşmak adına nükleer güç santrallerinin devreye alınması ülkemiz için büyük önem arz etmektedir. Bu anlamda Türkiye'nin 1950'li yıllardan beri var olan nükleer güç santrali yapma hayalini gerçeğe dönüştürüyoruz. Uzun yıllardır devam eden bu istek ve mücadelemizin somut örneği olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali projemizde birçok aşamayı, birçok merhaleyi geride bıraktık. Uluslararası güvenlik standartlarına uygun şekilde şu anda 4 reaktöründe aynı anda inşası devam etmektedir. Bu haliyle Akkuyu Nükleer Güç Santrali projemiz kurulu güç bakımından dünyada inşası devam eden en büyük nükleer santral projesidir. Şu anda bu santralde 30 bine yakın istihdama ulaşılmıştır. Tesis tamamen devreye alındığında da 4 bin kişiye kalıcı, sürekli istihdam sağlamak mümkün olacaktır. Ayrıca 27 Nisan 2023 tarihinde ilk yakıt çubuklarını sahaya getirerek Akkuyu projemize uluslararası anlamda nükleer tesis statüsünü kazandırdık. Diğer taraftan Sinop ve Trakya Nükleer Güç Santrali projelerine yönelik çalışmalara ve teknoloji sahibi ülkelerle görüşmelere devam ediyoruz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, en temiz ve en ucuz enerji kaynağı olarak değerlendirdiğimiz enerji verimliliği için 2017-2023 yılları arasında uyguladığımız Ulusal Enerji Verimli Eylem Planı kapsamında ülke olarak toplam 8,5 milyar dolarlık yatırım yaptık. Ve bu sayede %14'lük bir enerji tasarrufu sağladık. Ayrıca 70 milyon ton sera gazı emisyonunu engelledik ve yine bu sayede 45 bin yeşil istihdam imkanı oluşturduk. Kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve enerji maliyetlerinin azaltılması amacıyla kamu binalarının ve kamu kampüslerinin enerji tüketimlerinde yıllık 1.2 milyar liralık tasarruf sağladık. Ayrıca kamuda tasarruf hedefimizi Sayın Cumhurbaşkanımızın son genelgesiyle 2030 yılına kadar asgari %30 olacak şekilde güncelledik. Yine bu sayede kamuda yıllık 5.7 milyar liralık tasarruf etmeyi hedefliyoruz. Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri, gerek iklim politikalarındaki belirsizlikler, yaşadığımız Covid salgını, tedarik zinciri problemleri, bölgemizde ortaya çıkan Rusya-Ukrayna savaşı, salgın sonrası dünya ekonomilerinin toparlanma sürecine girmesiyle beraber görülen talep artışı, küresel yatırım eksiklikleri gibi birçok krizle karşı karşıya kalan enerji piyasalarında enerji fiyatları önce kademeli olarak artmış, sonrasında ise 2022 yılında rekor seviyelere ulaşmıştır. Uluslararası enerji fiyatlarındaki bu hızlı artıştan vatandaşlarımızın asgari düzeyde etkilenmesi için elektrik piyasasında azami uzlaştırma fiyatı uygulamasını devreye aldık. Bu uygulamanın katkısıyla elektrik faturalarında %130'luk bir fiyat artışının önüne geçtik. Bu sayede 220 milyar lirayı bulan bir meblağ da bu anlamda vatandaşlarımızın cebinde kalmıştır. Sakarya gaz sahasında üretilen doğalgazın 2023 yılı Nisan ayında karaya ulaşmasıyla birlikte yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin ilk ay tüm tüketimlerini ücretsiz yaptık. Sonraki aylarda ise aylık 25 metreküp'e denk gelen tüketimlerinin bir yıl boyunca ücretsiz olmasını kararlaştırdık. Bu bağlamda vatandaşlarımıza 87 milyar liralık doğalgazı bedelsiz olarak sunmaktayız. İhtiyaç sahibi hanelere elektrik tüketim desteği verilmesine yönelik Cumhurbaşkanı kararına göre hanedeki kişi sayısına bağlı olarak aylık 150 kilowatt saat karşılığı desteklemeye devam ediyoruz. Bu bağlamda 2019 yılından bugüne kadar 19.2 milyar liralık bir elektrik tüketim desteği verdik. Diğer taraftan bu yılda halen devam eden ısınma amaçlı kömür desteği kapsamında geçtiğimiz yıl 1.9 milyon haneye, aileye 1.7 milyon ton kömür desteği sağladık. Kömür desteği alan hanelerden isteyenlerin bunu doğalgaz olarak kullanabilmelerini sağlayacak düzenleme yaptık ve vatandaşlarımıza geçtiğimiz yıl 634 milyon lira tutarında doğalgaz tüketim desteğinde bulunduk. Ayrıca yıllık hane başı doğalgaz tüketim destek tutarını
yine Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle 1500 ila 3500 liraya çıkardık. Dolayısıyla 2023 yılında elektrik ve doğalgaz tüketim destek rakamımız toplamda 282 milyar lirayı bulmuş. Yani bu bedel vatandaşlarımız adına devletimiz tarafından karşılanmıştır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, deprem bölgesinde hasar gören elektrik ve doğalgaz altyapılarımızı depremden hemen sonra mümkün olan en kısa sürede tekrar devreye aldık. Gerek yeni yerleşim yerlerinin enerji altyapılarının hızlı şekilde kurulması, gerekse mevcut enerji altyapımızı depreme ve genel manada tabii afetlere dirençli hale getirmek için çalışmalarımıza yoğun şekilde devam ediyoruz. Ayrıca deprem bölgesindeki yaraların sarılması için deprem felaketinde evi veya iş yeri yıkılan, acil yıkılacak orta ve ağır hasarlı olan vatandaşlarımızın depremden önceki ödenmemiş elektrik ve doğalgaz faturalarını iptal ettik. Bununla birlikte depremden herhangi bir zarar görmeyen yüksek tüketimli sanayi ve ticarethane aboneleri hariç olmak üzere Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay illerinin tamamıyla Antep'in Nurdağ ve Islahiye ilçelerinde doğalgaz ve elektrik faturalarının tahakkuk ve tahsilatlarını erteledik. Söz konusu erteleme döneminden sonra tanzim edilen faturaları ise herhangi bir faiz uygulamaksızın 6 eşit takside bölerek ödeme kolaylığı getirdik. Şunu da bir kez daha bu vesileyle vurgulamak istiyorum. Depremin yaralarını sarmak, bu şehirlerimizde sosyal ve iktisadi hayatı, ticari hayatı ayağa kaldırmak en önemli önceliğimiz olmaya devam edecek. Bir kez daha asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum bu vesileyle. Sayın Başkan, çok kıymetli milletvekilleri, konuşmamın başında ifade ettiğim gibi madenlerimizi sadece ham madde olarak değil, yüksek katma değerli şekilde ekonomimize kazandırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda bor mineralinden katma değeri yüksek nihai ürün üretilmesine yönelik olarak bu yıl devreye aldığımız yıllık 1000 ton kapasiteli bor karbür üretim tesisiyle dünyada bor karbür üreten 5 ülkeden biri haline geldik. Diğer taraftan atıklardan lityum karbonat elde etmek için Eskişehir Kırka'da ve Balıkesir Bandırma'da yıllık toplam 700 ton kapasiteli üretim tesislerimizin kurulması için proje çalışmalarına süratle devam ediyoruz. Ayrıca sanayide birçok alanda kullanılan ve ithal ettiğimiz ferroborun da ülkemize üretilmesi amacıyla Balıkesir Bandırma'da önümüzdeki yıl temelini attığımız, inşallah önümüzdeki yıl devreye almayı planladığımız 800 ton kapasiteli tesisimizi de en kısa sürede devreye almak istiyoruz. Ayrıca tüm ülkelerin, tüm dünyanın büyük bir hassasiyetle takip ettiği ve bu yönüyle kritik madenler olarak tanımlanan nadir toprak elementlerinin dünyadaki ikinci en büyük rezervini Eskişehir Beylikova'da keşfettik. Bu yıl içerisinde pilot üretim tesisini devreye aldık. ARGE çalışmaları tamamlandıktan sonra endüstriyel üretim tesisinin inşaatına başlayarak bu tesiste yıllık 570 bin ton cevher işleyeceğiz. Ve bu sayede elektrikli araçlardan yenilenebilir enerji ekipmanlarına, depolamadan güneş panellerine kadar birçok alanda ülkemizi ham madde ve üretim açısından dünyada müstesna bir lige çıkarmayı hedefliyoruz. Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri, konuşmamın bu bölümünde Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye 100 yılı vizyonu kapsamında yeni dönemde enerji ve tabii kaynaklar alanında yapacaklarımız ve hedeflerimiz hakkında siz Yüce Meclisi bilgilendirmek istiyorum. Türkiye 100 yılını enerjinin ve madenin de 100 yılı yapmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Öncelikle enerjide ve madencilikte tam bağımsız, kaynakta ve teknolojide net ihracatçı bir Türkiye ile 2053 yılında karbon nötr bir ekonomi olmayı hedefliyoruz. Bu yolda yeni bir reform ve yatırım dönemini başlatıyoruz. Ülkemizin potansiyelini ortaya çıkarmak, bu sayede sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedefini gerçekleştirmek üzere yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonominin ihtiyaç duyacağı enerji ve madencilik politikalarını kararlılıkla uyguluyoruz. Enerji altyapımızı doğal afetlere dirençli hale getirirken enerji ve madencilik sektöründe kapasite ve imkanlarımızı anlık olarak afet bölgesine yönlendirme kabiliyetimizi de artırıyoruz. Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri,
genç ve artan nüfusu, üretim odaklı gelişen sanayisi ülkemizin elektrik talebinin 2035 yılında 511 terawata çıkacağını gösteriyor. Bu yüksek talebi karşılarken yenilenebilir enerjinin elektrik üretimi içindeki payını %55'e çıkarmayı öncelikli hedefimiz olarak belirledik. Ve bu hedef doğrultusunda her yıl 3500 megawatt güneş, 1500 megawatt da rüzgar enerjisi santralini devreye almak istiyoruz. Bu süreçte bir ilki de gerçekleştirerek toplam 5000 megawatt denizüstü rüzgar enerjisi kurulu gücünü enerji portföyümüze ekleyeceğiz. Ayrıca elektrik iletim ve dağıtım hatlarımızı güçlendirmeyi, vatandaşlarımıza tüketici odaklı daha kaliteli hizmet sunmayı da hedefliyoruz. Türkiye eski Türkiye değil. 21 yıllık AK Parti iktidarları sayesinde bölgeler arası farkların azaldığı, şehirde ne varsa beldede, köyde, yaylada da onun olduğu bir ülke haline geldik. Elektrik dağıtımlarında özellikle kırsal bölgelerden gelen taleplerde eskiden sadece aydınlatma amacıyla kullanılan şebekelerin şimdilerde her türlü beyaz eşyanın ihtiyaç duyduğu tüketim altyapısına dönüşmesi gerektiğini görüyoruz. Bu noktada artan ihtiyaçlar ve talebi daha fazla yatırım yaparak karşılayacağız. Değerli milletvekilleri, enerjide dışa bağımlılığımızı bitirme hedefimiz doğrultusunda kara ve deniz alanlarımızda yeni petrol ve doğalgaz keşifleri için önümüzdeki dönemde de çalışmalarımızı yoğunlaştırarak sürdürüyoruz. Sakarya gaz sahasındaki üretimi ilk aşamada 10 milyon metreküp'e, günlük 10 milyon metreküp'e, sonraki süreçte de 40 milyon metreküp'e çıkarmayı hedefliyoruz. Diğer taraftan daha önce ifade ettiğim gibi Gabar'da hedefimiz 2024 yılı sonunda üretimi günlük 100 bin varile çıkarmak ve bu sayede toplam yurt içi üretimimizi günlük 200 bin varilin üzerine çıkarmaktır. Bu kapsamda gerek Karadeniz'de, gerek Akdeniz'de, gerekse de kara alanlarımızda aralıksız bir şekilde arama ve üretim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz. Petrol ve doğalgaz arama ve üretimi için yürüttüğümüz çalışmaları sadece yurt içi için sınırlı tutmuyoruz. Orta Doğu başta olmak üzere Afrika, Kafkasya ve diğer coğrafyalarda milli petrol şirketlerimiz TPA ve BOTAŞ ile petrol ve doğalgaz projelerinde yer alacağız. Ayrıca meclisimizde kanunlaşarak hayata geçen aile ve gençlik fonu düzenlemesiyle petrol, doğalgaz ve madenlerimizden sağlayacağımız gelirleri gençlerimizin hayalleri gerçekleştirmelerinde ve toplumun temel direği olan aile kurumunun güçlenmesinde kullanacağız. Nükleer enerjiyi mutlak surette enerji portföyümüze ekleyerek 2035 yılına kadar 7200 megawattlık nükleer enerji santralini devreye alacağız. Ayrıca küçük modüler reaktörlerin ülkemizde üretimi ve yerleşmesi için de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ülkemizi nükleer alanda gerek insan kaynağı, gerekse nükleer santrallerin ekipman tedariğinde bir üst lige çıkarmayı ve bu alanda yetiştirilen insan kaynağımız, güçlü üretim ve inşaat altyapımızla kendi santrallerimizi kuracak bir yapıya ulaşmayı hedefliyoruz. Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri, önümüzdeki dönemde birincil enerji talebinde elektriğin payının artacağını öngörüyoruz. Bu doğrultuda elektrik depolamaya yönelik batarya ve diğer depolama teknolojileriyle hidrojene yönelik çalışmalarımızı hızlandırmış durumdayız. Diğer taraftan özellikle yeşil hidrojen üretiminde ülkemizin yenilenebilir enerji potansiyelinin kilit bir rol oynayacağını düşünüyoruz. Bu gelişmeler aynı zamanda yerli endüstrinin gelişimine ivme kazandıracak, istihdamı artıracak ve ülkemizin rekabet gücünü de artıracaktır. Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri, ülkemiz Doğu-Batı Enerji Koridoru'nun tam ortasında bulunmaktadır. Bu bakımdan belirleyeceğimiz stratejiler, uygulayacağımız politikalar çok sayıda bölgesel ve küresel aktörün yer aldığı bu coğrafyada büyük önem arz etmektedir. Bu noktadan hareket ederek enerjide transit ülke olmanın ötesinde merkez ülke olabilme yolunda kendi milli çıkarları doğrultusunda politikalar geliştiren, uluslararası işbirlikleriyle bölgesel ve küresel enerji arz güvenliğine katkıda bulunan bir ülke olma hedefi doğrultusunda ilerliyoruz. Enerji diplomasisini daha aktif bir şekilde bundan sonra da kullanmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda güzergah ve kaynak çeşitlendirmesinde yürüttüğümüz projelerle ülke olarak yalnızca kendi arz güvenliğimizi sağlamakla kalmayıp bölgemizin de enerji arz güvenliğine
katkı sağlıyoruz. Bu çerçevede Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve son olarak Moldova ile gaz ihracatı anlaşmalarını hayata geçirdik. Ayrıca Nahçıvan'ın doğalgaz ihtiyacının karşılanmasına dönük olarak Iğdır-Nahçıvan doğalgaz boru hattının yapımına devam ediyoruz. Önümüzdeki yıl bu hattı da devreye alacağız. Bütün bunların yanında İstanbul Finans Merkezi'nde enerji ve madencilik alanında faaliyet gösterecek bir ticaret borsası oluşturuyoruz. Amacımız ülkemizi enerji ve maden ticaretinde şeffaf, likit, erişilebilir bir ticaret merkezi haline getirmek ve bu arada iklim değişikliğiyle mücadelenin en önemli araçlarından biri olan karbon fiyatlamasını da yine bu ticaret borsası içerisinde EPİAŞ bünyesinde önümüzdeki yıl başlamayı hedefliyoruz. Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri, günümüz küresel güç mücadelesinde enerji kaynakları ve madenlere erişim en temel çatışma alanı. Türkiye olarak biz enerjiyi çatışmak için değil, barış için değerlendirelim istiyoruz. Uluslararası işbirliklerine de yine bu çerçeveden bakıyoruz. Bugün dünyanın farklı coğrafyalarında 760 milyon insanın elektriğe erişimi yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2015 G20 dönem başkanlığı döneminde başlattığı Sahra Altı Afrika elektriğe erişim programını yeni dönemde tekrar dünya gündemine getireceğiz. Bu vesileyle elektriğin olmadığı, 7 Ekim'den beri elektriği, suyu ve her türlü temel ihtiyacı kesilmiş Gazze'ye İsrail'in gerçekleştirdiği insanlık dışı saldırıları bir kez daha lanetliyor. Şehit olan binlerce masum sivil Gazze'li kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum. Bu haklı davasında Filistin'in yanında olduğumuzu ve inşallah bir gün Gazze'nin tekrar ayağa kaldırılmasında ve enerji altyapısının kurulmasında orada olacağımızı ifade etmek istiyorum. Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri, bakanlığımız 2022 yılı bütçe ödeneği toplamı 12,8 milyar liradır. Kesin hesap rakamlarına göre bütçemizin geçen yıl gerçekleşme oranı %99,3'tür. Bakanlığımızın merkez teşkilatı için 2024 yılı bütçe teklifi genel aydınlatma dahil olacak şekilde 48,3 milyar lira olup MTA... Sayın Bayraktar, lütfen sözlerinizi tamamlayın. Tamamdır. MTA, MAPEK, TENMAK, EPDK ve NDK ile birlikte teklif edilen toplam bütçe tutarımız 61,9 milyar liradır. Bu vesileyle sözlerime son verirken 2024 yılı bütçesinin milletimiz, devletimiz ve bakanlığımız için hayırlara vesile olmasını diliyor. Gazi Meclisimizi bir kez daha saygıyla, hürmetle selamlıyorum.